Toplum kurallarına uymazsan seni hapse gönderirler. Hapis kurallarına uymazsan seni oraya gönderirler. Alcatraz Adası 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir adadır. San Francisco Körfezi'nde sahile 1,5 mil uzaklıkta 9 hektar alana yayılmış olan Alcatraz Adası, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü hapishanelerinden biri olma özelliğini taşıdı. Önceleri İspanyolların yönetiminde olan ada, La Isla de los Alcatraces adını taşımaktaydı. 1848 yılında ABD yönetimine geçen ada bir süre San Francisco'nun savunması için askeri amaçla kullanıldı. 1868 yılında yapılan yerli isyancıların önderlerinin tutulduğu hapishane, Alcatraz Adası'nın gelecekteki rolünü de belirleyecekti. Ek binalarla giderek büyüyen cezaevi, 1 Ocak 1934 yılında federal hapishaneye dönüştürüldü. Disiplinin sıkı tutulması amacıyla yeni hükümlü alınmayıp diğer cezaevindeki tehlikeli hükümlüler bu adaya nakledildi. 1934 Haziran'ında çeşitli suçlardan ve çeşitli yerlerden 196 mahkum, kaçması çok zor olan Alcatraz Adası'nda hapis günlerini geçirmeye başladı. Alcatraz Hapishanesi birçok ünlüyü ağırlamıştır. Bunlardan bazıları Al Capone, Doc Barker, Makineli Tüfek, George Kelly, Birdman ya da Alcatraz Kuşçusu olarak bilinen Robert Franklin. Hükümlülerin sayılarla isimlendirildiği Alcatraz'da çok basit temel gereksinimler dışında hiçbir ayrıcalık yoktu. Ceza ve kitabından yararlanmak için bile en az 5 yıl sorun çıkarmayan bir mahkum olma şartı aranıyordu. Aşırı akıntılarıyla çevrili adadan kaçışın çok zor olduğu hapishane koşulları esir kampına benziyordu. Sığınma yeri, yemek, kıyafet ve sağlık yardımının dışında hiçbir şey verilmiyordu. Çoğu mahkum günün 23 saatini hücresinde geçiriyordu. Alcatraz Adası'ndaki mahkumların günlük rutinine bakacak olursak eğer 06:30. Birinci kalk düdüğüyle mahkumlar kalkar, yataklarını toplar, hücrelerini temizler. 06:45. Gardiyanlar mahkumları yemekhaneye götürmek için pozisyon alır ve yemekhane hazırlanır. 06:50. İkinci düdük ile mahkumlar kapılarının önünde yüzleri dışa dönük bir şekilde pozisyon alır. Gardiyanlar tarafından sayım yapılır. Sayım tamsa hücre kapıları açılır. 06:55. Baş gardiyanın düdüğü ile tüm mahkumlar hücrelerinin dışına ilk adımlarını atarlar. İkinci düdük ile tekli sıraya geçerler. Saat 7. Tüm mahkumlar belirli bir sıra ve düzen içinde yemekhaneye götürülür. İlk düdük ile yemek başlar. Yemek için 20 dakika verilmektedir. 7:20. Baş gardiyanın işaretiyle mahkumlar gruplara ayrılır. Atölye başkanları gruplarının başına gider. 7:25. Gardiyanlar ve atölye başkanları bu sırayla atölye kapılarının önünü açar. Çamaşırhane, terzi, ayakkabı tamirciliği, model atölyesi, diğer atölyeler, bahçıvan ve işçiler. Mahkumlar gruplar halinde hangi birimde çalışıyorsa o birimin kapısının önüne geçerler. Sayımla içeri girerler. 7:30. İçeride atölye başkanları tarafından bir sayım daha yapılır ve sayı hemen baş gardiyana iletilir. Mahkumlar işlerine başlar. 9:30. Mola verilir. Mahkumlar izin verilen yerlerde sigara içebilir. Kalabalık olmamak şartıyla. Ve sadece 8 dakika sonra mola biter, sayımlar tekrar yapılır ve iş yeniden başlar. 11:30. Mahkumlar iş yapmayı bitirir ve sıraya geçerler. Tekrar sayım yapılır. 11:35. Yemekhaneye gitmek için sıraya geçilir. 11:40. Kahvaltıda olduğu gibi aynı şekilde yemekhaneye geçilir. 12. Yemek biter, mahkumlar sayım için hücrelerine döner. 12:20. Sabahki gibi aynı şekilde yeniden işlere geri dönülür. 14:30. Mola verilir, sayım yapılır. 16:15. İş biter, sayım yapılır. 16:25. Tüm mahkumlar avluda sıraya geçer, tekrar sayım yapılır. 16:45. Mahkumlar hücrelerine geri döner. 16:50. Hücreler kilitlenir. 17 ve 20:00'da tekrar sayım yapılır. 21:30. Işıklar kapanır ve sayım yapılır. 24:03 ve 05:00'da tekrar sayım yapılır. Resmi olarak 24 saat içinde toplam 13 kez sayım yapılır. Ek olarak atölye başkanları 6 sayım yapar. Pazar ve tatil günleri farklı programlar uygulanır. Alcatraz 14 kez kaçma girişimine maruz kalacaktı ve bunlardan bir tanesi ya gerçekten başarılı olacaktı ya da gerçekten başarıya bu kadar yakın olacaktı. Frank Boris,
John ve Clarence Angel kardeşler. Sessizce ve kimseye fark ettirmeden hapishaneden kaçtılar. Hücre duvarında bir delik açıyorlar ve bu delik bitişinde demir parmaklıklar olan bir koridora çıkıyor. Yol hazır. Fark edilmemek için de kendi maketlerini yapıyorlar. Hem de gerçek saçlardan. Koridordan havalandırmaya tırmanıyorlar. Buradaki demir çubukları büküp çatıya çıkıyorlar. Su borularından tutunarak aşağıya iniyor ve kayıplara karışıyorlar. İşte Wikipedia'daki bilgi bu kadar kısıtlı. Peki bu işin birazcık daha derinine inelim mi? Frank Morris'in hücresinde bulunan kafanın yandan profilini görüyorsunuz şu an. Alçıdan yapılan kafa ten rengine boyanmış ve gerçek saç eklenmiş. Kafa ilk bulunduğunda burnu kırık değilmiş. Ancak gardiyan uyuduğunu zannettiği Morris'i demir parmaklıklar arasından dürtmek isteyince kafa yataktan yuvarlanıp yere düşmüş ve böylece burnu zarar görmüş. Bu fotoğraf Clarence'ın hücresinde çekildi. Cansız mankenin gardiyanları kandırmak için nasıl uyuyan bir mahkum gibi yerleştirildiğini görüyorsunuz. Soldan sağa mahkumların kullandığı kafalar. Clarence, John, Frank Morris ve en sağdaki kafada kaçmayı başaramayan dördüncü bir suç ortağının yatağının altında bulundu. Kaba aletler kullanarak ki bunlara bozulmuş bir vakum temizleyicisinden kendi yaptıkları basit bir matkap da dahil havalandırma yolunun etrafında birbirine çok yakın delikler açtılar. Böylece hücre duvarlarındaki o bölüm tamamen çıkarılabildi. Mahkumlar havalandırmaya çıktıktan sonra bu kapakları arkalarındaki teller yardımıyla geri kapatmıştı. Firarilerin yağmurluk kullanarak kendilerinin yaptığı can yeleklerinden bir tanesini görüyorsunuz şu an. Kenarları ısı ve basınç yardımıyla kapatılmış görünüyor. Kolay değildi. Tam 15 aydan beri bugün için bekliyorlardı. Sal, can yeleği, kürek ve manken kafalar yaparken mahkumlar bir yandan da binadan dışarı çıkabilecekleri bir yol arıyordu. Çabalarını gardiyanlardan gizlemek için sabun ve ayakkabı boyasından sahte civata yapan mahkumlar oradaki bölgeyi böylece gizli tutmayı başardılar. Evet, başarmışlardı. 15 aydır planladıkları şeyin artık sonuna gelmişlerdi. Hemen aşağı tarafta, fotoğrafın sağ alt köşesinde su hattına inen yeri gösteriyor ve mahkumlar sallarını suya indirmek için muhtemelen bu yeri kullandılar. Ancak kesin olarak bildiklerimiz burada bitiyor. Acaba firariler o hep gördükleri San Francisco'ya varabildiler mi? Yoksa o boğazı hiç mi geçemediler?